Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün futbol vlog yapacağız. Çiftlikten döner dönmez bayağıdır da futbol vlog yapmıyorduk. Dedim bir futbol vlog patlatalım. Bugün videoya bir tane misafirim var, Davy. Kendisi Türk, bayağı uzun yıllar Türkiye'de yaşadı, Avrupa'da çalıştı. Şimdi de en sonunda o da benim gibi Paraguaylı biriyle evlendi ve Paraguay'da 5 yıldır yaşıyor. Bugün dedik Paraguay'da ligler şimdi tatile girecek. Tatile girmeden böyle bir lig maçına gidelim. Tacuary-Luqueño maçına gideceğiz. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Hani tam olarak açıkçası iki takımı da çok tanımıyoruz. Daha önce hiç maçlarına gitmedim. Hatta statları nerede onu bile bilmiyorum. 40 dakikalık bir mesafede Villa Elisa denilen bir şehre yakın. Öyle biraz stres atalım dedik. Geçenlerde Libertadores maçına gittik. Libertadores Cerro Porteño Palmeiras maçıydı. Bayağı stres attık orada. Bağırdık, çağırdık falan. Bir de videoyu şu kapatmadan, bu Paraguay inanılmaz tehlikelileşti arkadaşlar. Normalde benim böyle kamerayı çıkartıp yürümemem gerekiyor. İnanılmaz derecede soygunlar başladı burada. Hatta geçenlerde benim eşimin kız kardeşinin kocası işten gelirken arabasını taşla durdurmaya çalıştılar. Camına taş attılar. Şöyle taktikleri, taşı atıyorlar. Sen ne oldu falan diye kenara çekiyorsun. Kenara çektiğinde de gelip seni direkt soyuyorlar. Öyle bir olay başladı şimdi burada. Çok yaygın bir şekilde yapıyorlar. Yani hiç ortam kalabalıkmış, insan varmış, yokmuş hiç önemsemiyorlar. O yüzden çok 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 tehlikeli şu an Paraguay. Hatta ilerleyen zamanlarda burada mahalle komisyonları kuruluyor. Mahalle komisyonlarında işte mahallenin gönüllüleri nöbet tutuyorlar mahalle içerisinde. İşte hırsızları, işte kapkaççıları falan yakalayıp polise teslim ediyorlar. Hani böyle bir organizasyon başladı. Bir gün onlardan birine de katılacağım. Böyle değişik bir ortam olacak, değişik de bir video olacak. Hem size Paraguay'da gece hayatı ne kadar tehlikeli onu da göstermiş olurum diye düşünüyorum. O zaman Davy'nin yanında görüşürüz. Şimdi biz Davy ile buluştuk. Maça doğru geçiyoruz. Abi selam, ne haber? Teşekkürler abi, sağ ol, sen nesiniz? İyiyim ben de. Mutlu musun Paraguay'da? Paraguay'da mutluyum. İşimden memnunum, eşimden memnunum, hayat standartlarından memnunum. Hani ülkemi özlüyor muyum? Çok özlüyorum. Şimdi ben Türkiye'ye geldim de yani havaalanında ilk söylediğim şey babama bana çiğ köfte getir. Harbi. Daha yakın zamanda gittin Türkiye'ye evet, zaten. Evet, daha Nisan ayında Türkiye'deydim işte. Mayıs'ta tekrar 1,5 aylığına gittim işte Türkiye'de. Aha. Peki evet. Hayatı karşılaştırdığında mesela Türkiye, Paraguay hani nerede daha rahat yaşam standartları? Ne açıdan baktığına bağlı. Yani ya klasik şeyler yani bir insanın işte gereklilikleri. Hani yemek, içmek, sosyalleşmek. Sosyalleşmek anlamı. Pahalı geldi mi Türkiye? Hani eskiye kıyasla. Ya eskiye kıyasla çok pahalı. Ben geçen sefer Türkiye'ye gittiğimde 1 dolar 8 liraydı. Şimdi gittiğinde 1 dolar 20 lira. 20 lira. Ne oluyoruz dedim hani şimdi. Yani Türkiye'de ürünler ucuz hani. Ucuz. Hani şu şekilde söyleyeyim. Şimdi Paraguay'ın asgari ücretiyle mesela Paraguay'ın asgari ücreti adamlar alıyor yani aylık olarak 400 dolar alıyorlar. Evet. Şimdi Türkiye'ye de baktığında aynı kafada yine onlar da 400 dolar 400 alıyor. Dolar alıyor. Ama şimdi Paraguay'da alınan 400 dolarla sen yani hani aç kalırsın, yaşayamazsın. Yine aç kalırsın tabii ki de hani. Ama yine de o 400 dolarla Türkiye'ye gittiğinde de çok rahat yaşarsın. Rahat ama yaşarsın. Turist olarak şimdi yaşayan biri olarak değil. Turist olarak rahat yaşarsın. Ama mesela yurt dışından da Paraguay'a gelen bir insan turist olarak o da rahat yaşar şimdi o kadar parayla. Hmm. Buradaki insanlar fakirlikten ölüyorlar. Yani şimdi tabii. Türkiye çok kalabalık bir ülke. Aha. Yani Türkiye'den öte İstanbul, ben İstanbul'uyum. İstanbul aha, çok kalabalık bir ülke. Ve orası bir metropol. Aha. Ama burası abi kaç kişi var? 6 milyon nüfusu olması lazım buranın yanlış. 6 milyon evet. Ve hani o 6 milyonu sen hissetmiyorsun abi burada. Evet. Şimdi onun güzelliği var ama Türkiye'de sen İstanbul'da kaos. O kaç milyon? 81 milyon mu? O kadar insan var hani. Bütün hepsini hissediyorsun. Çünkü trafiğinde olsun, yani olmayan yerde trafik oluyor. Caddeye çıkıyorsun, bir orta köye herhangi bir yere gidiyorsun. Kalabalık abi yani. Her yer kalabalık alıyor. Evet. Burada sakinsin, burada rahatsın. Buradaki tehlike seni çok rahatsız ediyor mu? Benim oturduğum mahallede tehlike yok.
Latin Amerika'nın o tehlikesi hani meşhur var ya hani mesela bir otu bir yürüyemiyorsun halinde dışarıda değil mi? Hani o Türkiye ile kıyasladığında Türkiye o konuda daha iyi. Yo çok çok iyi. Türkiye'nin mesela bak şimdi ben o şeyleri karşılaştırmak gerekirse Türkiye'de birinci olarak deniz var. Deniz var evet. İkinci olarak bizim Caddebostan sahil var, Ortaköy sahil var. Evet. Bir Nişantaşımız var, bir Bağdat Caddesi Ortaköy'ümüz var. Ortaköy'ümüz var. Hani Ortaköy zaten dediğim Beşiktaş. Gibi. Beşiktaş var. Hani Taksim var. Bir sürü yerler var hani. Çok 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 güzel gezilecek müzeler, şeyler, kültür, sanat kültür olaraktan mükemmel bir ülke. Yaşantı olarak çocuklarını gezdirebileceğin parkların, gösteri parkı mükemmel abi. Hani her şey çok güzel. Burada 2 ya da 3 tane park var. O zaman şimdi stada da vardık abi. Şimdi böyle son cümleleri alayım. Mutlusun ama değil mi burada? Çok mutluyum abi. Ben mutlusun. Burada yaşamaktan çok mutluyum. Eşimden, işimden dediğin gibi çok mutluyum. Dediğin gibi çok az nüfusu olan bir ülke. Kaos yok çok kaos fazla. Yok. Tek sıkıntısı güzel. Tehlike. Tehlike ve hastalıklar. Tehlike ve hastalıklar. Gerçekten tehlike ve hastalıklar. Başka da hiçbir şey yok yani hani. Yani. Tamam süper. O zaman maça doğru geçelim. Şimdi stadyuma girdik. Çok acayip bir stadyum. Bak burada maç oynanacak. Ve halı saha değil mi bildiğin yani gerçekten. Ya maçı şurada oynayacaklar abi. Burada da adamlar ısınıyorlar yani hemen yanımızda. Çok garip yani. Bunlar Lucenio takımı öbür tarafta Takuari. Şimdi Türk olduğumuzu öğrenince direkt yanımıza geldi bu güvenlik şefi federasyonun. Bizle konuşmaya başladı. Bilgi falan verdi. Türk olunca burada nedense insanlar böyle çok sıcak davranıyorlar sana. Yani ne bileyim gerçekten daha bir ekstra sıcak davranıyorlar. O da Türk dizilerimiz sayesinde. Şu an hani futbolcular falan ulaşmak bilmiyorum çok basit yani. Şu an Paraguay 1. ligi maçı bu yani hani. Bilmiyorum, normalde zor olmalı ama ben şimdi şeyi arıyorum. Burada Nicolas Lugano var. Lugano'nun bizim efsane Fenerbahçe'nin defansı Diego Lugano'nun oğlu. Takuari de oynuyor. Hani bilmiyorum kendisini görebilir miyim ama görebilirsem birkaç kelime almak istiyorum düşüncelerini Fenerbahçe hakkında. Şimdi hani sen bana sorular soruyorsun, çok güzel maça geldik ama benim sana bir sorum var. Tabii. Şimdi o kadar buraya geldik, sen kimi destekleyeceksin? Kimi destekleyeceğim? Ya da kim gol attığında bağıracaksın ya da gol olursa bağıracak mısın? Abi şimdi ortam şöyle, ben sana şöyle söyleyeyim. Hani Takuari ile Lucenio taraftarları şekilla görüyoruz mesela. Taraftar Lucenio taraftarı. Karışık olduğunda bence kim gol atarsa bağırabiliriz. Öyle bir ortam var yani. Hani Lucenio'ya bile geçebiliriz yani. Lucenio gol attığında bağırabiliriz. Şimdi futbolcular sahaya çıkıyor. Hemen önümüzde zaten. Takuari kaçıncıydı? Sonuncu değil mi? Sonuncu. -15 averajı var abi. Adamları gelen geçen yenmiş abi. Bilmiyorum. Skor tahmini var mı? Skor tahmini bilmiyorum herhalde 3-0 falan. 3-0. Hatta gol geliyor gibi şu anda korner. Geliyor mu? Geldi mi? Geldi mi? Gelmedi. Baksana. Güzel olurdu. Aynen. O kadar sessiz ki stadyum abi. Yani futbolcuların sesini duyuyoruz değil mi? Of. Gel şu an tezahürat diye bir şey yok. Ya zaten Paraguay'da Cerro, Olimpia, Libertad ve işte Lucenio kendi evinde oynadığında bu sarı lacivertli takım. Bir tek o takımlarda hani tezahürat oluyor, taraftar grupları oluyor. Diğer takımlarda çok bir işi yok yani. Hani çok sessiz geçiyor maçlar. Aynı şekilde şu an kendi sesimizi o kadar rahat hani muhabbet edebiliyoruz ki hani oturmuşuz sanki önümüzde tutmuşuz 22 tane adam futbol oynuyormuş gibi bir ortam var yani. Gerçekten öyle. Sıfır tezahürat ya. Hani ne bileyim insan bir bağırır, ne bileyim bir destek, yönetim istifa eder. Sonuncu adamlar sonuçta ama değil mi? Ama ona göre de -15. Gereksiz bir fiyat var abi şey. Evet fiyat gereksiz. Gereksiz bir fiyat abi. 33 bin Guarani. Guarani Türk parasıyla 100 lira. 99 lira 100 lira. Aynen. 100 lira. 3'e çarpıyorsun hani. Aynen 3 ile çarpıyorsun. Gereksiz bir fiyat hani. Gereksiz bence de pahalı yani. Şu an abi sen 3-0 dedin ama galiba rakip ev sahibi takım 3-0 yenecek gibi duruyor. Tam tersini söylemiştim ama aynen. Ayağım huzurlu geldi adamlara. Gerçekten adamlar küme düşüyordu sayemizde küme düşmekten kurtulacak. Abi, eksi eksi 15. Kaç oldu? 15'te -13'e düştü. -13'e düştü. Aynen. Şu an Takuari sonuncu takım. 11 puandalar abi. Aynen. Kaç olacak? 14 olacak puanları. Takuari 2-0 önde. Yani sürpriz bir skor. İddiacılar yattı. İlk yarı bitti. Takuari takımı şu tünelden çıkacak. Ha Luque de oradan çıkıyor bak. Şimdi Takuari ile Lucenio taraftarlarının iç içe olmasının dezavantajı. Şu an kavga çıktı.
Polis geldi, müdahale edecek gibi duruyor. Futbolculara mı saldırdı abi? Gibi laf attı değil mi? Aynen. Futbolcu, orta koreli futbolcu laf attı abi Lükeli taraftarlar. Ha, Lükeli taraftarlar. Ya bak şey, Lükeli taraftarlar, Takvareli futbolcular da burada maç izliyor. Laf atıyorlar şu an. Oluyor böyle şeyler. Yani biraz stadın açıkçası dezavantajı. Lugano'yu buldum. Takvari de oynuyor kendisi. Biraz kendinize sorular sormak istiyorum hazır bulmuşken. Merhaba Nikolas. Merhaba, nasılsın? Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Türkçe konuşuyorsun. Biraz. Biraz konuşuyorsun. Ama anlıyorsun dediğimi değil mi? Evet. Anlıyorsun çok dediğimi. Çok unuttum ama biraz biliyorum. İlk kaç yaşında Türkiye'deydin? 5 yıl. 5 yıl Türkiye'deydin. Yani benim baba Oynuyor, Fenerbahçe evet. Fenerbahçe'de oynuyordu. 2006 mı? 2006. 2011. 2011'e kadar Türkiye'de. Türkiye'de okula başladın değil mi? Evet. Orada. Evet. Evet. Ve benim bizim brothers, how do you say brothers? Kardeş. Benim kardeş Türk. Türkiye'de oynuyor. Evet. No. Şu an. Born. Türkiye'de doğdu. Türkiye'de doğdu. Evet, Türkiye'de doğdu. Özlüyor musun Fenerbahçe taraftarına ne demek istersin? Çok. İnşallah bir gün ben Fenerbahçe'de oynayacaksın. Aynen. İnşallah. Pozisyon ne burada oynadın? Sağ bek. Sağ bek oynuyorsun. Sağ is right. Evet. Süper. Baban bizim için gerçekten inanılmaz önemli bir insan. Hani gerçekten çok seviyoruz. Efsanemiz. Seninle de tanışılma çok memnun oldum. Teşekkürler. Bugün de ne yazık ki Galatasaray şampiyon oldu. Biliyorum, takip ediyor musun? Evet. Türkiye Ligi'ni. Fenerbahçe'yi çok takip ediyorum. Takip ediyorsun Fenerbahçe'yi. Evet. Harika. Okey, o zaman Seke salió campeón. Seke. Ama en büyük Fener. En büyük Fener. Okey, son sözler ne demek istersin? Taraftarlara bir şey demek ister misin? No, teşekkürler por cosas el amor. Amor, sevgi. Sevgi evet. İçin teşekkürler. Babam ve benim aile sevgi. Çok seviyorlar. Evet, biz Lugano, biz çok Fenerbahçe taraftarlıyız. Fin de año. Evet. Fuimos a Turquía. Türkiye'de gittim. Evet. Ve taraftarları gördün, stadı gördün. Evet, Şükrü Saracılı'ya gidiyoruz. Bambaşka bir yer değil mi? Evet, çok güzel. Es impresionante como la hinchada de Fenerbahçe'nin taraftar. Evet. 10 yıl sonra ama 12 yıl sonra babam siguen queriéndolo. ¿Cómo se dice? Evet, çok uzun zaman sonra gitti. Evet, gittim. Taraftar babam çok seviyor. Çok seviyor değil mi? Biz de onu çok seviyoruz. Babanı görürsen lütfen çok selam söyle bizden. Evet. Buraya geliyor mu baban? Evet. Bazen. Evet. Se fue hace 3 días. Bir gün görme şansımız olabilir mi acaba? Durumuna göre. Hasta cuando están en Paraguay? Yo vivo acá. Yo me casé con una paraguaya, por eso vivo acá. Mira. Sí. Mira, sí. Entonces lo vas. Después te paso mi Instagram o mi cosa. Sí, te escribe en Instagram. Ahora me fijo. Sí, si puedes verificar. Voy a estar muy feliz. ¿Cómo se llama mi aniversario, mi cumpleaños? Doğum günü. Benim doğum günü gelecek. Ne zaman? 7 de julio. Harika. Süper. Okay. Çok teşekkür ederiz Nikolas. Teşekkürler. Gracias. Teşekkürler. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Yo extraño el Turkish chai. Turkish chai. Okay, si trago té voy a invitarte. Y mi nombre es Onur. Onur Can. Perfecto. Okay. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Chao, 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 chao. Chao, chao. Şimdi Nikolas'la konuştuk. Lugano'nun oğlu dedim. Babanı da görebilir miyiz? 7 Haziran'da doğum günü var değil mi? 7 Haziran'da doğum günü. 7 Haziran'da babası gelecekmiş. Ona da Instagram'dan yazdım zaten. Beni de ekleyecekmiş anladığım kadarıyla. Bayağı da güzel Türkçe konuşmuyor mu? Bayağı güzel konuşuyor. Ben yani, beklemem, unutur diye düşünüyordum. Ben de yani abi. Ama 5 yıl Türkiye'de yaşamış çocuk. Yani evet, o da doğru. Yani tam 5 yıl, bir de küçüklükten öğrendiği için hani güzel de konuşuyor yani. Aynen. Gayet. Öyle arkadaşlar, şimdi biz yemeğe doğru geçiyoruz. Güzel bir gündü ya. Gerçekten Nikolas'la konuştuk. Lugano'nun efsanemizin oğlu gerçekten çok kibardı. Türkçe de konuşuyordu. İnanılmaz hoşuma gitti. Bugün Dave'i de sağ olsun videoya eşlik etti. Güzel bir maç izledik aslında. 3-1 Takvari kazandı. Ama yani en benim için heyecan verici nokta Nikolas'la konuşmak ve inanılmaz kibar bir çocuk.
Gerçekten hani inanılmaz kibar, anlatamam. Babası gibi efendi. Gerçi Lugano, Diego Lugano çok efendi değildi sadece. Hani biz Fenerbahçeliler çok seviyoruz ama kendisini, rakip takım çok fazla hoşnut değildi Lugano'nun sertliğinden. Bir de kaliteli bir insandı gerçekten. Kaliteli bir futbolcuydu. Yani gerçekten muhteşem bir insan. Şimdi Nicolas'ın doğum günü varmış. Bakalım doğum gününde eğer görebilirsek, eğer öyle bir imkanımız olursa Diego Lugano'yu çok 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 mutlu olacağım. Çünkü hani benim için bir Alex vardır, bir Diego Lugano vardır. Yani başka da tabii bütün futbolcuları, o geçmişteki o Fenerbahçe ruhunu taşıyan bütün yabancı futbolcuları, Türk futbolcuları seviyoruz ama Diego Lugano ve Alex her zaman benim için farklı olmuştur. Umarım görüşebiliriz. Nicolas da gerçekten muhteşem bir çocuk. Umarım bir gün Fenerbahçe'de izleriz, daha 22 yaşında. Video bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.